Evet, yani yanlış bir tanımlama değil, çok sıkıntılı. Burada Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını da okudum, dinlemedim ama dikkatle okudum. Bir öz eleştiriye ihtiyaç duyduğunu söylüyor kendisi. Biraz hakikatlerden kopmuş gibi görünüyor. Yani yaptıklarını biraz mübalağalı olarak anlatıyor AK Parti'nin. Tabii başardığı çok şey de var AK Parti'nin, onu da söylemek lazım. Entübe vaziyetteler. Hakikaten entübe vaziyetteler. Yalnız AK Parti değil, Türkiye entübe vaziyette. Türkiye'yi de AK Parti yönettiği için, saray rejimi yönettiği için Türkiye entübe hale gelmiş vaziyette. Bu çok çok tehlikeli bir durum. Tayyip Erdoğan geçen seçimden sonra bir ümit veren bir konuşma yapmıştı balkonda. Hatalarımızı anlayacağız, öğreneceğiz diye. Çok az bir ihtimal olsa bile belki bu olabilir diye ümitlenmiştik. Ama şu anda görüyoruz ki geçen bir sene içinde bir değişiklik yok. Şimdi bu hadiseyle, yani bugünkü kutlamayla beraber, kutlama diyelim buna, hatırlama veya kutlama, tekrar bir ciddi öz eleştiri yapıp Türkiye meselelerini, millet meselesini, ümmet meselesinin önüne koyarak davasını bir Türkiye davası olarak tanımlayarak harekete geçebilirse, liyakata önem verirse 20 seneden sonra ben de çok memnun olurum. Peki Suat Bey hazır mı arkadaşlar? Tamam, orada bir problem var demek ki. Peki Emin Şirin, şimdi ya şu ana kadar mesela az önce Aslı özellikle o bölümü aktardı. Hani diyor ki kendinizi yorgun hissediyorsanız kenara çekilin, işte koltuklara yaslanıp rehavet olmasın. Biz aslında son yıllarda biraz daha önce de duyduğumuz ifadeler bunlar. Ve son birkaç seçimdir özellikle bu vurguyu yaptığını görüyoruz. Mesela kibir vurgusunu özellikle yaptığını görüyoruz. Ama en nihayetinde orada beklediğini de alamayan lider olarak bir Erdoğan var karşımızda. AK Parti'nin de giderek içeride yaşadığı sorunlar ve Türkiye'ye yaşattığı sorunlar da giderek katlanarak artıyor. Şuna getirmeye çalışıyorum. Artık o hikaye bitti. Bundan sonra gerçekten de toparlanamaz. Ne olursa olsun. Mesela bu cümleyi artık çok rahat kullanabiliyor musunuz? Maalesef kullanıyorum. Yani üzülerek de kullanıyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın toparlanabilme ihtimali de olabilir. Onu da müsaade ederseniz söyleyeyim. Bugünkü durumda, bu tek adam rejiminde, saraya hapsolmuş bir vaziyette, kendisi kibire kapılmasa bile çok yakındaki insanların fevkalade kibirli, ukala, kendi kerameti kendinden menkul davranışlarıyla yalnız partiyi değil Türkiye'yi de entübe ettikleri muhakkak. O entübe lafı çok yerinde olmuş. Şimdi böyle bir durumda Tayyip Erdoğan'ın bu işten kurtulabilmesi, Türkiye'ye hakikaten hizmet edebilmesi için öz eleştiri yapmayı düşünüyorsa veya samimi olarak yapılan eleştirileri dinlemek istiyorsa bu tek adam rejiminden vazgeçmesi lazım. Çünkü her şeye rağmen iyi diye bilinen dönemler bir koalisyon gibi bir müşterek çalışmanın olduğu bir dönemdi. Mesela bugün en dikkatimi çeken şeylerden biri orada Abdullah Gül yok. Abdullah Gül Yenilikçi Hareketi başlatarak Tayyip Erdoğan'dan da önce bu AK Parti'nin kuruluşuna ön ayak olmuş insanlardan biri, davet bile edilmemiş. Bu tek adam zihniyetinden vazgeçmeleri lazım. Bu Şamil Tayyar'ın, Mehmet Metiner'in, buna benzer başka tenkitler de var. Miroğlu'ndan bahsettiniz. Bülent Arınç'ın bu tenkitleri tavsiye niteliğinde alıp bu tek adam ve saray rejiminden eğer vazgeçebilirse, ki ihtimal çok az, vazgeçebilirse Tayyip Erdoğan partisine de, millete de, kendisine de çok büyük bir hizmet etmiş olur. Yapabilir mi? Zannetmiyorum. Evet. Yapmasını temenni ediyor muyum? Evet ediyorum. Peki şöyle, Şimdi bu mücadeleyi kim kazanır diye sorarsanız şu anda saray kazanmış vaziyette. Saraydaki atanmışlar kazanmış vaziyette. İşte bunun için bir takım isimler sayılıyor. Bu isimleri bir saymayalım ama kamuoyu bunları biliyor. Ekonomiyi bir ölçüde, onun haricinde bütün hukuk düzenini, bütün atamaları, devletin yapısını 3-5 kişi etkileyerek karar verdirtiyorlar Tayyip Erdoğan'a da. Tayyip Erdoğan da kendisi kontrol ediyorum zannediyor. Tayyip Erdoğan'a en büyük kötülük bu saraya kapanıp 3-5 kişiyle, güvendiği 3-5 kişiyle başka insanları dinlemeden Türkiye'yi idare etmeye kalkması oldu.
Bundan vazgeçmediği takdirde entübe durumu devam eder ve çok daha kötü durumlara gideriz. Eğer hakikaten bugün söylediği gibi öz eleştiri yapmak istiyorsa bu saray rejiminden vazgeçsin. Bu sarayın yarattığı, bu saray dendi mi, Reha Bey bu konuları benden daha iyi bilir. Bir sarayı hapsoldunuz mu oradan hayır çıkmaz. Tayyip Erdoğan da sarayı hapsolduktan sonra zaten kötü giden durumu entübe hale soktu. Evet. Peki. Suat Bey bir... Vallahi evvela iki şey söyleyeceğim müsaade ederseniz Selam Hanım. Bir kere evvela Tayyip Erdoğan'la normalleşecek de ne kendi aralarında normalleşsinler. Kendi aralarında bu görüntü son derece ciddi bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. İkincisi, ben çok altını çizerek bir şey söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan eğer seçimin kaybedileceğini görürse kendisinin bugünkü yetkilerine sahip, yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı'nın kendisinden sonra gelmesine müsaade etmeyecektir. Bu yetkilerin değiştirilme, belki parlamenter rejime dönme veya yetkilerin azaltılması teklifini Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin hatta ve hatta, bakın çok iddialı bir laf edeceğim, eğer parlamenter rejime dönülürse Cumhurbaşkanı'nın tekrar parlamento tarafından seçilip seçilmeyeceği gibi konular önümüze gelecek. Çünkü parlamenter rejimde halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın problem yarattığı ortaya çıktı ve görüldü. Böyle bir teklif gelirse sizce muhalefetin tepkisi ne olmalı? Eli mahkum kabul edecek. Eli mahkum. Neden? Çünkü kendisiyle çelişir mi kabul etmezse? Etmemesine imkan olmayacak bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü bugüne kadar muhalefetin yaptığı ya ısrarla söylediği biz işte parlamenter rejime dönmek istiyoruz. Ben bunu tasvip etmiyorum. Onu da söyleyeyim. O ayrı bir konu. Yani o ayrı bir programda tartışırız. Evet. Böyle bir çerçevede sistemin ne olacağı belli değilken bir ikinci şey daha söyleyeyim. Bugün CHP'nin programını biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Yani geçen sene 14 Mayıs'tan evvel altılı masayla hazırlanan program bugünkü yeni CHP'nin, kendisini yenilemiş CHP'nin programı mıdır? Yeni bir program yapmışlar mıdır? Ekonomi, çünkü biliyorsunuz ona geçen seneki şeyde Kemal Bey seçilseydi ekonomiyi Ali Babacan'dan beraber yürütecekti. Beraber programlar yaptılar. CHP'nin bugün ekonomi programı nedir ben bilmiyorum. Sığınmacılar konusundaki programı nedir bilmiyorum. Dolayısıyla CHP'nin bir, evvela kendi içinde normalleşmesi lazım. İki, ortaya bir program koyması lazım. CHP bugün ortaya 3 tane gayet kuvvetli, muteber adayı çıkartmanın ve onların etrafında bir propaganda yapmanın etrafında başka bir şey yapmıyor. Bu hatadır. Yani yarın öbür gün başka oluşumlarla beraber CHP sıkıntıya girebilir. Çünkü kendi ifadelerine göre de Özgür Özel 31 Mart seçimlerinden sonra çok olgun ve güzel bir konuşma yapmıştı. Bizde çok ödünç oy var dedi. Bu kadar ödünç oy sahibi olan bir partinin evvela kendi içinde normalleşmesi ve ortaya halkın önüne şimdiden ortaya koyup propagandasını yapabileceği bir program koyması lazım geldiğini düşünüyorum. Suat Bey sizce? Sadece ilk başta ilk korktukları için yapacaklar bunu. Yani sadece yaptıklarının değiştirilmesi, yıkılması, yerine başka şey konulması ikinci planda hesap sorulma korkusu var. Yani iktidardan gittikleri takdirde sarayda bulunanlarla, mecliste bulunanlar, belediyede bulunanların hepsine çok ciddi şekilde hesap sorulabileceği, hukuk çerçevesinde söylüyorum ama hesap sorulabileceği korkusundan yaşıyorlar. Çünkü bugün %51 alamadığınız takdirde, mecliste de 300 milletvekiline veya 240 milletvekiline alamadığınız takdirde perişan oluyorsunuz. Yani hiçbir söz hakkınız kalmıyor. Bugünkü muhalefetin haline dönüyorsunuz. Bir de tasavvur edin, iktidar sizi yüce divana sevk edebilecek çoğunluğa da sahip hale gelirse, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı için biraz zor, rakamlar yüksek ama diğer bütün bakanların, belediye başkanlarının, bakanların hepsinin süratle sevk edilebileceği bir ortamla karşılaşacaklar. Tayyip Erdoğan buna müsaade etmez. Yani kendisinden sonra bu yetkileri kullan, kendi iktidardan gideceğini hisseder ise, AK Parti'nin iktidardan düşeceğini hisseder ise
bu yetkilerin kesinlikle başkası tarafından kullanılmasına müsaade etmeyecektir. Yani bu benim kafamda çok sarih, Tayyip Bey'i de iyi kötü tanıyan biri olarak. O bakımdan böyle şeylerin, böyle tekliflerden karşı karşıya geleceğiz gibi geliyor bana. Hı hı. Peki.